Evet sevgili izleyenlerimiz, bir bayram arifesinin gecesinde sizlerin huzurundayız, sizlerle birlikteyiz. Tabii ki belki siz bunu izlediğinizde bayramda olacaksınız. Biz bayram arifesi gecesinde bu programı sizler için çektik. Efendim hem bayramınızı kutlamak maksadıyla hem de şöyle pandemiyi vesaireyi değerlendirmek üzere sizlerin huzurundayız. Evet, bir tabii ki tam kapanma sürecini hep birlikte Ramazan ayı boyunca yaşadık. Ramazan'ın başında değil, sonrasında oldu değil mi bu? Ramazan'ın hemen hemen yarısında. İşte yarısında. Tabii 10 gün, evet. 10 gün gibi bir süresinde. Ama 2 yıldır tabii bu pandemi nedeniyle. Yani, bir yıl. Yok, ikinci, ikinci bayramımız tabii. İkinci Ramazan. İkinci Ramazan'da yani Ramazan'ın yani şeyleri... İşte coşkusu eskisi kadar olmadığı gibi insanlarda da böyle bir şeylik oluştu. Hani mesela eski Ramazanlarda işte davetler, ondan sonra gidip gelmeler, eşe dosta, bayramlaşmalar bunların hepsi yani şey... İki bayramdır bundan mahrumuz. Bundan mahrumuz. Geçici olarak tabii ki yani bir bu yani uymak zorundayız bu kurallara. Ama insan böyle biraz şey oluyor böyle... İçi eski bayramları özlüyor. Yani eski bayramlar olsa da işte böyle bir eşi dostu ziyaret etsek, böyle coşkuyla bayramları kutlasak. Ailecek bayram yemekleri. Ailecek bayram yemekleri. İftar işte, yemekleri. İftar yemekleri. Ondan sonra işte büyüklere, küçüklere yani gidip gelsek gibilerden içindeki arzular var. Ama inşallah gelecek bayramda, en azından Kurban Bayramı'nda bu güzellikleri tekrar yaşarız diye ümit ediyorum. Geçen yıl ufak tefek bu şeyleri yaşamıştık biliyor musun Fahri? Rehavete kapılmıştık. Ramazan'da sıkı bir tedbirin ardından kurbanda birazcık gevşettik. Gevşettikten sonra da ortalık duman olmuştu bir anda biliyor musun? Tabii yani bu hastalık yani bu pandemi yani şey yapmıyor böyle yumuşamayı. Rehavete gelmeyi. Rehavete gelmeyi ve silahı yani elimizdeki silah dediğimiz böyle maske, mesafe ve hijyen kurallarını işte terk ettiğimiz anda hemen geliyor böyle şamarı basıyor. Şamarı basıyor. Onun için yani iki sefer, üçüncü sefer yani Türkiye'de üçüncü sefer bu o pik yaptı yani. Ama bu en uzun süre 17 günlük kapanmaydı. Bu 17 günlük kapanma gerçekten artık yani millet için çok zor geçti. Hele hele esnaf için. Şimdi esnaf için geçti gibi Fahri'cim. Şöyle baktık. Zaman zaman biliyorsun bunların videolarını çektik. Haberlerini yaptık. Tam kapanma dendi ama şöyle dışarıya baktığımız zaman sanki kapanılmamış gibi bir hava vardı. Sanki normal herkes izin almış gibi arabasıyla geziyordu. Bunu yadırgıyorduk. Dükkanlar kapalıydı sadece gördüğümüz kadarıyla. Yani küçük esnafa mı oldu olan? Bence sanki onlara oldu gibi. Çoğu kişi elinde kağıt var, işte ne bileyim izin kağıdım var, dolanıyorum. Arabalarla dolanıyor. Arabayla dolanmak zaten yasak. Ya zaten denetlemelerde arabalara yapılıyordu. Vatandaşa böyle niye sokağa çıktın diye böyle hiç sorun olduğunu veya şey yapan olduğunu görmedik. Ama dediğin gibi yani bu 17 günlük ve şimdiye kadarki kapanmanın en büyük mağduru küçük esnaf. Hele hele bu şeyde yani bu süreçte şu süreçte gösteriyor ki yani o kadar böyle eleştirilecek o kadar böyle yanlış şeyleri var ki nereden tutsan elinde kalıyor küçük esnaf açısından. Şimdi büyük marketler açık. Yani geçmiş süreçte işte tepkilerden dolayı son 17 günde işte şunları satmayacak bunları satmayacak şöyle olmayacak böyle olmayacak gibilerden böyle yani küçük esnafın böyle gönlünü alacak şeyler gibi gözükse de yani çok şey değil yani herkes gitti yine de aldı yani göstermelik işte odalar bir sefer gitti denetler gibi bir iki fotoğraf çektirdi biz denetliyoruz falan feşmekan gibi neyi denetliyorsunuz yani ne yapıyorsunuz nasıl? Kimi denetledi kimi denetledi nasıl denetleyeceksiniz nasıl yani 24 saat veya açık olduğu sürece başında mısın ya oraya bir tane tel örgü çekmişler şunu almayacaksın bunu satmayacaksın ya böyle mümkün mü vatandaş aldıktan sonra ne yapacak hani yapacağı bir şey yok gibi onu denetleyeceksin ki yani zaten denetleyenin de yetkisi nereye kadar yaptırım gücü ne onu da bir düşünmek lazım öbür tarafta bir taraf izin vermiş ondan sonra biri de diyor ki ben denetleyeceğim kim neyi nasıl denetliyor hangi yetkiyle denetliyor? Hangi yetkiyle denetlediği gibi böyle yani hep
Türkiye'deki bu bazı şeyler göstermelik yani, böyle karşı tarafa böyle sadece fotoğraf vermek, işte yaptık. Hani ne yaptılar? Hani ortada bir şey yok. Ama bu süreçte, 17 günlük süreçte küçük esnaf, yani dükkanları kapalı. Kuaförü, berberi, efendim ayakkabıcısı, tuhafiyecisi, kırtasiyecisi. Şimdi sen o meslekler olunca onu söylemek istemiyorum ben. Hani kendilerine atfen mi yapıyorlar diye. ben meslektaşlarımın şeyini savunmak zorundayım, yani haklarını savunmak zorundayım ister istemez. Çünkü yani bu insanın yani dükkan kirası istiyor mu? İstiyor. Elektrik parası, iletişim parası, Vergisi ödüyor, vergisi işliyor. vergisini ödüyor. Ondan sonra her türlü işte devam eden süreçte çekini, senedini, hepsini ödüyor mu? Ödüyor. Ama 17 günlük süreçte işte diyelim ki yani en basit bir esnaf günlük 500 lira ciro yapıyordu. 17, 20 gün diyelim. 20 günde 10.000 TL. 10.000 TL şimdi her esnaf Cirosu gitti. yok açık verdi, yani bunu kapatmak için gelecek süreçte Cirodan açık 20 verdi, günde kazançtan da zaten. tabii kazançtan, kazancı bırak yani cirodan açık verdi. Gelecek süreçteki bu şeyi 10.000'e ödemek için çeşitli böyle şeyler bulmak zorunda. Ne yapacak? İşte odalar ne yapıyorlar? Odalar işte biz anlaştık şu bankayla şu şekilde düşük, yani KOSGEB, yani mesela işte 1.20 ile faiz. Abi zaten herkesin yeteri kadar kredisi var. Kredi üstüne kredi bu işin çözümü bence değil. Tabii ki. Tamam mı? Yani bataktayız. Bir ayağımız çukurda, ikinci ayağımızı da çukura sokmak. Sen kredi değil de bunu bankayla anlaşıp işte atıyorum 6 ay ödemesiz, hani bu kapanmayı telafi edecek şekilde 6 ay ödemesiz sıfır faizli bir krediyi insanlara verip o insanların toparlanabileceği şekilde ödeyebilecekleri bir para sirkülasyonu sağlayabiliyor musun? Abicim şimdi hem öyle hem de bu oda şeyler, yani odalar, esnaf odası, ticaret odası, şu odası, bu odası, yani bunlar üyelerinin aidatlarıyla ayakta duruyor mu? Aynen. Duruyor değil mi? Ya her ya sen kaç para diyorsun mesela? Ticaret odasına kaç para diyorsun? Yaramaya işteş be. Ha? Yani her esnaftan para alıyor. Bunlar yani kendi şeylerini Çünkü benim imza sirkülerim var bu yıl. yok Şimdi kendi kasalarında, yani bu ilçeler için söylemiyorum. Bunlar tabii merkeze bağlı. Merkezin kendi kasalarında milyarlar var. Yani milyarlardan şu ana kadar esnafa alın kardeşim, yani üyelerimizi siz zor durumdasınız. Şimdiye kadar siz bize verdiniz. Alın işte 300 lira, 500 lira, işte bir yani her üyesine 1 lira verelim, ondan sonra bir rahatlasın gibi bir şey duydun mu? Hayır. Yok. Yaptıkları ne? Ondan sonra işte şu bankaya esnafın Kafasını tutuvermek derler ya. amiyane tabirle işte kafasını tutuvermek, şununla anlaştık. Zaten banka yani para satıyor sana. Yani bu süre Hayır, bir de satacak yer arıyor şu satacak anda. yer arıyor bu süreçte. Yani geçen bir yılda Türkiye'de en çok kâr eden kurumların başında bankalar ve AVM'ler var. Neden? Yani işte bu sistem milletin başını bankalara tutuverdi. Ondan sonra alışveriş yapan vatandaşın başında AVM'lere tutuverdi. AVM'ler şeylerin karını ikiye katladı. Yani öbür tarafta pazarcısı zor durumda, küçük esnaf zor durumda. Ondan sonra bunun derdiyle ilgilenenler. Ondan sonra sen konuştuğun zaman işte biz şöyle yaptık, böyle yaptık diyorlar. Yani ne yaptınız? Ortada ne var? Yani bir yıl boyunca esnaf odaları ne yaptılar? İşte faiz, yani hükümetin tüm Türkiye'deki şeylere verdiği gibi. Valla Fahricim, şimdi biz kurumsal olarak kendi iş yerimize baktığımız zaman biz bu pandemi sürecinde 1 liralık bir destek görmedik. 1 liralık bir teşvik görmedik. Ya da atıyorum SSK ödemelerinde öteleme şuydu buydu vesaireydi gibi en ufak bir şu kadarcık destek görmedik. Tabii ki yayın yaptığımız vericiler, efendim stüdyomuz vesaire elektriğimizi ödüyoruz. Kiramızı ödüyoruz. Ondan sonra diğer giderlerimizi, sanatçıların paralarını ödüyoruz. Hepsini ödüyoruz. Ama bize yiyecek bir şey kaldığını da zannetmiyorum. Bir emekli maaşımız var. Onu da O da bozdur bozdur harcan. Onunla nereye kadar götüreceğiz o da tam belli değil. Bütün kurumlar, çünkü benim bağlı olduğum kurumlar bir de biliyorsun tamamen esnaf arkadaşlar. Yıllardır bu müesseseyi besleyenler onlar. Onlara yok ki bize olsun. Bir de hiçbir yerden destek yok. ya tabii yani hiçbir yerden destek yok. İşte dedik ya başında Ya bir yerden bir tezatlar. şeyler açıklanıyor da
Ben bu destek nereye gidiyor onu da görmüyorum. Ya bakıyorsun yani başka ülkelerde işte Amerika'da trilyon dolar vatandaşına dağıttı. Ondan sonra bazı ülkelerde aynı herkese bu şekilde vatandaşına. Türkiye'de dağıttı ama Türkiye'de dağıtılan şey kime gitti, neye gitti? Yani bugün işte istihdam yapacağın vatandaşa, şeye, büyük şirketlere 100 bin TL şey veriyorsun. Her istihdam için bir tane adamı çalıştırdığı için 100 bin TL teşvik veriyorsun. E tamam onlara veriyorsun, ver kardeşim, kimse işsiz kalmasın, kimse evine ekmek götürecek, götüremeyecek şekilde sokaklarda olmasın. Tamam buna karşı değiliz. Ama yani adaletli olsun. Yani bunun yanında böyle işçi çalıştıramayan küçük esnaf, sadece evini geçindiren küçük esnaf ne yapacak? O ne yapacak? Vallahi küçük esnaf istenmiyorsa şöyle bir şey var. Tamam bu arkadaşların hepsini kapattığımız zaman ama onları da tabii ki bir hayatını istihdam edecekler. Kendilerini geçindirecekler, ailelerini geçindirecekler. Bunları böyle defterden silmiş gibi bir hareket yapıldığı zaman bu insanların ileride ne yapacağını düşünen var mı acaba? Ya işte kapattı bütün, hadi herkes kapattı dükkanı diyelim. Evet. Ama o insanları da geçinmek zorunda. Ya bu o azımsanacak bir rakam değil. Türkiye'de milyonlar var buna. Yani milyonlarca esnaf var ve milyonlarca esnafın hani 3 ile 4 ile çarptığın zaman ailesi var yani. Yani neredeyse 20 milyona yakın bir kitleyi temsil ediyor. Yani bu, yani bunları korumak zorundasın, bunları kollamak zorundasın bir şekilde. Yani bunların elinden tutmak zorundasın ama ya, maalesef yani bu esnafların hakkını savunacak, bu esnafların sesini duyuracak kurumlar yani sesini çıkaramadığı için, tam haklarını savunamadığı için yani bunlar hep böyle şimdiye kadar üvey evlat muamelesi gördü. Hep böyle haklı. Ama eskiden de bizim esnaf kesimi yani ufak bir şey olduğu zaman yazar kasa atardı, bilmem ne yapardı. Şimdi odalar mı yapmıyor yoksa... Acaba biz yanlış bir şey mi bahsediyoruz Fahri? Ya, bir sıkıntı yok da biz bir sıkıntı var gibi mi görüyoruz? Şimdi bu sefer de ben öyle düşünüyorum biliyor musun? Ya, İster istemez yani. Ya öyle değil. Acaba biz yanlış bir şey mi konuşuyoruz ya, ki öyle burada? Öyle değil. Yani şeyde bir süreç var. Sadece ekonomik kriz değil. Yani ekonomik krizin yanında bir de pandemi var. Yani insan yani. Sağlığı söz konusu. Şimdi yani burada yapılacak bir hata, yani pandemi noktasında yapılacak bir hata, yani birilerine fatura edilecek. Yani hiç kimse de bu faturayı kendi üzerine almak istemiyor yani. Yani şimdi esnaf böyle bozgunculuk yapıp da böyle işte pandemi süreci patladığı zaman veya pandemi sürecinde istenmeyen sonuçlar çıktığı zaman esnafa yani fatura... Ama iyi de esnaf harfiyen uyuyor arkadaş, dükkanların hepsi kapalı. Ya işte Türkiye'de... Esnaf arabasıyla gezmiyor ki. Esnaf arabasıyla gezmiyor. Esnaf yani şu ana kadar kurallara en çok uyan esnaf. Yani, evet. Yani esnaflar yani dikkat edersen yani şu çarşıda, şu caddeyi hesap et. Şu caddede böyle pandemiden dolayı böyle işte kuralları ihlal edip de böyle bu süreçte dükkanını kapatan esnaf sayısı çok az. Niye? Bu kurallara uyduğunun göstergesi. Yani. Yani karantinada değil, şurada değil, burada değil yani. En çok uyanlardan bir tanesi. Yani bu süreçte en çok kuralları bozan kimler? Kuralları bozan böyle insanların ailevi ilişkisi. İşte dışarıdan, İstanbul'dan, şuradan, buradan, İzmir'den, Konya'dan, Hanya'dan gelip de böyle anasıyla babasıyla böyle bir şey olmaz mantığıyla. Yani pandemi sürecini tatil sürecine döndürenlerden kaynaklı. Ha, tatil sürecine döndürenlerden, işi basite alanlardan kaynaklanan süreç sürekli tetikleniyor. Bu göreceksin bak, 17 günlük süreç bittikten sonra yine aynı şeyler yaşanacak. Hurra böyle biz yani koştuk İstanbullulardan, şuralardan, buralardan memleketimize koştuk. Şimdi aynı şekilde tekrar oralara giderken ne olacak? Bir akımdan sonra bu hastalık ister istemez bir yerlere taşınacak. Aynı yani tekrar dön başa. Yani tekrar işte şimdi 13 bulun rakam kaç? 12.500 mü? 13.000 mü? O kadar düştü mü ya? Ben o rakamlara pek bakmıyorum biliyor musun? 12.000 tekrar 50-60 binler veya 40 binlerde işte öğrenciler okullar hakeza, esnaf hakeza. Yani vatandaşın bir de bu noktada böyle yani kuralları konmadan yani kurallar konmadan kendileri kuralları koyması lazım. Kendileri kurallara uyması lazım. Çünkü herkesi ilgilendiren bir mesele. Yani toplumda şimdi bakıyorsun yani birçok insan bu şeyden hastalıktan tedavi gördü, yakınını kaybetti, annesini kaybetti, babasını kaybetti, kardeşini kaybetti, eşini kaybetti, dostunu kaybetti. Yani buna rağmen insanlar eğer bunu göz göre göre bu kurallara uymuyor, kurallar çiğniyorsa yani bu yani diyecek bir şey yoktur yani. Çok yani yanlış bir şeydi ya. Yani herkes kendi kuralını
koyması lazım ve kendi kuralına uyması lazım. Yani bir yıldır böyle insanların, uzmanların, herkesin dilinde tüy bitti. Şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Ne yapacaksınız? İşte maske, mesafe, hijyen, yani toplu bulunmayacaksın. Yani. Ama onların da bazen bir dediğini tutmuyor ya Fahri. Yok yani bu... insanların kafası da karışıyor. Yok abi yani insanlar... Bir bakıyorsun şu hapı içeceksin, 8 tane birden yuvarlayacaksın bilmem ne. Ondan sonra dönmüş gelmiş, vay o 8'i içenler öldü de şu oldu da bu oldu da. Yani o da bir tuhaf. Ya şimdi, çelişki. Ya şimdi bu pandemi, yani bu işte virüs yeni bir şey. Yani bu insan, yani dünyada, Türkiye'de de dünyada bu işin tedavisini insanlar şey yapıyor, çabalıyor. Yani ellerinde hiç kimsenin bir şey yok. Yani yeni yeni böyle bir aşı, o da aşıyı da böyle hızlı şekilde böyle yani antikor oluşturmak için yani deneme sınama yöntemiyle hızlandırdılar. Değilse ellerine şu ilacı kullanalım da bunu tedavi edelim gibi bir şey olsa zaten bu iş bu kadar uzamazdı. Yani uzamazdı. Yani deneme yanılma sistemiyle olaya bakılıyor. Ya bu işin şu andaki tek çözüm noktası şu. Mesafe. Bizim nasıl böyle aramızda mesafeyi koruyoruz. İşte maske takıyoruz. Her ne kadar sesimiz çıksın diye mikrofondan şu anda takmıyoruz isek de belirli bir mesafemiz var. Yani bu kurala uymak, yani maskeye, mesafeye ve temizliğe, hijyene, bunlara uyduğumuz zaman bu bize zaten pek bulaşmayacaktır. Tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor. İnsanlarımız bu tedbirlere uysa, ama maalesef bir bakıyorsun işte postaneye gidiyor insanlar, bankaya gidiyor, şuraya gidiyor, buraya gidiyor. Ya şu mesafeyi korumuyor adam, dip dibe böyle. Ya geçen gün işte şu cumartesi pazar gün pazar gayri ihtiyar olarak şöyle dolaştık. Sen yoktun, ben tek başıma veya ailecek gitmiştim. Yani şimdi iki yerde dikkatimi çeken bir nokta vardı. Bir yerde maydanoz satıyorlardı. Adam eline maydanoz çuvalını almış. Ondan sonra böyle izdiham vardı, böyle döküyor. İnsanlar sanki gıtlıktan çıkmış gibi değil mi? Yani maydanoz paylaşıyorlardı. Bir de başka bir yerde vardı, orayı unuttum. Yani böyle ya basit bir maydanoz, yani 2 liralık bir maydanoz için kendini riske atmaya gerek yok. Yani şey yapmaya gerek yok. Maydanoz halbuki zaten herkese yetecek. Herkese yetecek kadar vardı. Bilmiyorum yani, anlamıyorum. İnsanlar böyle bazıları kendilerini unutuyorlar. Bazıları basit şeyler için, yani basit şeyler için böyle hırs yapıyor. Hırs yapıyor. Tehlikenin içine kendisini atıyor. Yani bu, yani bunu i̇şte bunu henüz çözemedik tabii. Bunu çözemedik yani şey olarak. Yani şimdi adam kalkmış İstanbul'dan gelmiş, böyle herkesi ziyaret ediyor tek tek. Ondan sonra işte okuyorsun. Yani bütün hısım akrabalık, ceddine rahmet. Ceddine işte ondan sonra dün camide, yani köyün birinde hiç sıfır, yani orduda sıfır böyle vak olan yerde işte camiye gidiyor. Cuma'da böyle geliyor dışarıdan. Bütün cemaata bulaştırıyor. 6 tane adam bitti. Gidiyor yani böyle bu tür sonuçlar, yani bunlar, yani insanlar yani. Zaten bir de kimde var kimde yok, o da belli değil. Ya işin o ayrı bir muamma. Zaten senin böyle en zayıf noktandan yakalıyor bu şey, virüs. En zayıf yok noktan, yani bir şey olmaz dediğin anda bir şey oluyor. En çok da tırsakları alıyor zaten. Yani bir şey olmaz dediğin anda bir şey oluyor. Onun için her zaman yani bunun ilacı veya aşısının yani tedavi edici pozisyona ulaşmadan yani bir şey olmaz demeyeceksin. Bir şey olur. Kesinlikle yani böyle açık, yani elindeki silahı bırakmayacaksın. Elindeki silahı bıraktığın anda o sana vuruyor. Ya zaten düşman odur. Zayıf bulduğu anda güp diye de ensene yapıştırır. Evet, bir bayram arifesinde tabii ki pandemiyi konuştuk. Bunları konuştuk. Bayram yaşanacak. Yine buruk bir bayram olacak. Bu yılki Ramazan bayramımızda da yine bayramlaşma olmayacak. Bayram namazı olacak tabii ki de. Hani biz artık bir insanlara bir şey söyleyecek pozisyonda değiliz. Ama şunu istirham ediyoruz özellikle. Yani iki bayram böyle mahzun. Heba oldu. Şey olarak geçirdik. Bir üçüncü bayramı daha böyle geçirmeyelim. Yani kuralları yani çiğnemeden, kurallara böyle uyaraktan. Yani gelecek bayramı böyle daha güzel geçirelim isteğimiz. Evet, gelecek yılki bayramda efendim birbirimize sarılabilmek arzusu ve temennisiyle diyoruz kurallara. Tabii. Değil tabii, mi? Uyalım. Tabii, yani ondan sonra sarılmak, birlikte olmak, beraber olmak, eşi dostu ziyaret etmek istiyorsak yani bu işi
Yani sıkı tutmamız lazım. Yani kurallara uymamız lazım. Yani ben şimdi insanlara ne kadar sen ne kadar uyun desek de bir şey değişmiyor. Ama yani ortada yaşanan bir vaka var. Ortada bir realite var. Bu realite yani biz bunu yenmemiz için gelecek bayramlarda daha iyi bayram kutlamamız için kurallara uymamız gerektiğini insan aklı yani böyle. Ama kural koyucular da kuralları koyduktan sonra kuralları kendileri bozmaması gerekiyor. Balık baştan kokar hadisesinde yapmamak gerekiyor. Ya yani Türkiye'de tabii bazı şeyler garip abi. Yani bunu şu geçtiğimiz süreçte işte yani söylenecek çok şey var. Yani insanların böyle yani işte cenazeler, mitingler, ondan sonra Allah'tan dün böyle şampiyonluk ilan edilmedi. Bir şampiyon yani, bir futbol takımı mesela. Şampiyon olsa. Ben şimdi futbolu pek anlamayınca. Yok. O sevinci de bilmiyorum. Yani. O sevinci insanlar böyle hiç ceza meza dinlemeyip sen bakacaktın yani böyle sokaklarda nasıl böyle şampiyonluk kutladıklarını. Yani bunlar çok. Ama sonrasında işte bakın onlara dikkat etmeyince şampuanlık başa bela oluyor. Başa bela oluyor. Şampuan mı dedim ben ya? Şampiyonluk. Şampiyonluk başa bela. Yani şeyde birincilikte oldu yani. Birincilikteki böyle şampiyon olan takımların taraftarları ilçelerinde, illerinde evet. Hani yaptıkları kutlamaları herkes gördü. Yarın yani cumartesi günü aynı şeyler yaşanacak. Yani insanların bilmiyorum yani. Acilen oralarda test yapılması lazım. Acilen test yapılması lazım. Evet sevgili izleyenlerimiz herhalde biraz fazla konuştuk yine değil mi? Dilimiz düştü mü? Ne derler ona? Evet yani. Çenemiz düştü. Ama tabii ki bunları konuşmak istiyoruz. Birilerinin konuşması gerekiyor. Büyükler konuşmayınca işte biz böyle küçüklere kalıyor bunu konuşmak. Başka söyleyeceğim şu anda yani son Ramazan'ın son Kadir Gecesi'yle başlayan İsrail, katil İsrail, zalim İsrail, işte İslam ümmetinin kalbine ur gibi yerleşmiş İsrail, işte bizim Mescid-i Aksa'mıza, Müslümanların Mescid-i Aksa'sında namaz kılan Müslümanların üzerine işte gerçek ve plastik mermilerle saldırması sonucu 200-300 kişi yaralandı. Bugün 55 tane Müslüman Gazze'yi bombalaması sonucu 55 tane Müslüman şehit oldu. Bu konuda yani sosyal medyadan ve dünyadan Türkiye'deki Müslümanların gerçekten yani dünyaya örnek tavır sergiliyorlar. Allah razı olsun herkesten. Yani kendilerine yakışanı yapıyorlar. Bu süreç Müslümanların böyle yüreğini yaktı. Yani buradan İsrail'i lanetlemek de bir şey olmuyor ama Müslümanlar yani bu noktada duyarlı olurlarsa daha çok birlik ve beraberlik düşmanın ne kadar yani acımasız, ne kadar böyle katil, ne kadar kötü olduğu ortada yani ama biz bu noktada böyle kendi içimizde birbirimizle böyle cedelleşir de onlara bu fırsatı verirsek yani yarın oradaki olaylarda işte bizim Mescid-i Aksa'mızı gasp ettiği gibi gelir İstanbul'daki veya Konya'daki veya Ankara'daki veya başka yerlerdeki işte Orta Doğu'daki başka yerler şey yapar. Bunun için biz birlik ve beraberlik içinde bu tür şeylere karşı koyup hep birlikte tek vücut olarak bunlara karşı mücadele vermemiz gerekir. Yani devlet olarak da şu anda yani siyasiler olarak da hep birlikte bu noktada gereken tepkiyi gösterdiler. Biz de vatandaş olarak, Müslümanlar olarak buna gereken tepkiyi koymamız ve duyarlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve oradaki kardeşlerimize yani İsrail'e karşı duran kardeşlerimize güç, kuvvet vermesini Rabbimden niyaz ediyorum. Şehitlerimize, oradaki şehit olan kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm İslam aleminin, tüm Seydişehir halkının, tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz. Evet Fahri'cim teşekkür ediyoruz. Senin sözlerine bir ilave yaparak efendim Rabbim her kim her nerede zulmediyorsa kahar ismiyle o zulmedenleri kahreylesin temennisinde bulunarak efendim gecenizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Tabii ki biz gecedeyiz. Yarın belki de sabah seyredeceksiniz. Seyrettiğiniz zaman dilimi hangisi ise Rabbim size esenlikler nasip eylesin. Bayramınız mübarek olsun. Rabbim seneye bizleri güzel bayramlarda birbirimizi kucaklayabileceğimiz bayramlara erişmek nasip eylesin. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi davranın. Allah'a ısmarladık.